Mehmet Niyazi Bey konuğum olduğunda Çanakkale Mahşeri isimli kitabı yeni çıkmıştı. Çanakkale Mahşeri. Muhteşem bir kitap tabii. Tarih roman. Tarihi roman. Çok parlak bir eserdi. Kendisini coşturmak için şöyle bir soru sordum. Dedim ki hocam, üstad, sen bana dünü bir anlatsana. Dünümüzü bir anlat bize. Dün neler oldu? Biz buraya nereden geldik? Anadolu coğrafyasına nereden geldik diye sordum. Bir başladı. Ben böyle dut yemiş bülbül gibi dinliyorum. Çıt çıkarmıyorum. Bir sunucu için konuşmadan dinlemek en zor şeydir. Başardım. 16 dakika filan deliksiz dinledim. Nasıl dinledim? Böyle. Böyle dinledim. Kedinin fare beklediği gibi. Taş kesildi. Ve 15-16 dakika içinde tarihçi üstad Endülüs'ten aldı hikayeyi ve 1922 İzmir'e getirdi. Tabii çok parlak bir anlatım. Çok özet, dokunaklı, esaslı bir anlatım. Dedim ki hoca, pes. Bu kadar olur. Ömrüne bereket. İkinci soru. Hayat 3 gündür hocam. Dün, bugün, yarın. Dünü anlattın. Hadi bugünü de anlat. Ne dersin? Bugün durumumuz ne? Dedi ki, paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz. Anlaşılıyor mu her taraftan? İyi. Neymiş? Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. Sağ ol dedim hocam, ağzına sağlık. Yarın için ne dersin? Üçüncü ve son soru. Dünü anladık, nefesimiz kesildi. Bugün için vaziyet anlaşıldı. Yarına ne dersin? İşte cevabı. Sizlerle paylaşayım. 20 sene önce bana dedi ki, bir millet geçmişinde büyükse geleceğinde de büyük olur. Milletin geçmişi geleceğine suyun suya benzediğinden daha çok benzer. Tarihin emri budur, kaderin sevki budur. 16. yüzyılda Türk milleti yakalamış olduğu seviyeyi eninde sonunda yine yakalayacaktır. Milletlerin tarihinde bazen fetret devirleri olur. Zihinler bulanır. Kafalar karışır. Ama unutulmasın ki hiçbir fetret 100 yılı geçmez dedi. Önümüzdeki asır Türk asrıdır dedi. Anlayabiliyor musunuz? Rahat anlaşılıyor mu söylediklerim? İyi. Eninde sonunda bu millet 16. yüzyılda yakalamış olduğu seviyeyi tekrar yakalayacaktır. Hatta daha büyük bir mertebe elde edecektir. Sınırlar değişmeyebilir. Takılma o işe. Etkili olmak, belirleyici olmak, başrolde oynamaktır mesela. Şartlar değişmiştir, başka türlü olur. Ama olur. Sen dedi, çok önemli bir tarihi görevle karşı karşıyasın. Bana diyor. Soru sorduk, başımıza iş aldık. Hayırdır hocam dedim. Ne gibi bir görevim var? Ben tarihçiyim ve yaşlıyım dedi. Anlatsam gençler beni dinlemez, uyuklar dedi. Seni nedense sevdiler dedi. Seni sevdiler dedi.
O halde gençleri uyandır. İkaz et. Ne diyeyim onlara dedim. Osmanlıca öğrensinler. Kütüphanelerimizi araştırsınlar. Didik didik etsinler. Ben 45 senedir kütüphanelerimizde araştırma yapıyorum. Kabiliyetim yok, gayretim çok. Neler neler buldum. Kabiliyeti olan gençler de gelip araştırsalar neler olacak dedi. Çok büyük işler olacak. Gençleri heyecanlandır, ver onlara dedi. Şuur ver, şuur anlat dedi. İşe bak. Başımıza iş aldık. 30 sene sonra Osmanlıca bilmeyenler okuma yazma bilmiyor sayılacaklar dedi. Söyle onlara dedi. 20 yıl geçti. Kaldı 10 yıl.